Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, yani geçmiş ilk kurulduğundan sonra da biz iki kez de görüştük. Şu an Ali Arif Özdeğirbek ile görüşmüştük. Ama daha son dönemde, yani yanılmıyorsam Ağustos ayındaydı. Ben burada değildim, ancak bir uzman bizim cemevimize de gelmişti. Arkadaşlar görüşmüşler. Yani çeşitli eksiklikler nelerdir, yani onunla ilgili yardımlar ve artı işte maaş çalışan yönünde. Tabii bizim merkeze bağlı olduğumuzdan dolayı bizde de hani işte yönetim kurulu kararıyla bizim belirleyeceğimiz bir kişinin sigortalı olarak çalıştırılacağı yönünde bildirimde bulunulmuş yani. Tabii dede, bu dede olabilir veya herhangi bir çalışan olabilir demişler. Ancak bizim tabii ki şu an cemevimizin dedeliğini yapan dedemiz, Musa dedemiz, böyle bir şeye karşı. Biz de zaten tamamıyla toplum olarak da buna karşıyız. Çünkü cemevlerinde yapılan hizmetler hak için yapılan bir hizmettir. Bunun bir karşılığının parasal anlamda, maddi anlamda bir karşılığının olması doğru da değildir. Bizim cemevimizdeki hizmetlerimiz maddi anlamda bir karşılığı olmayan bir hizmettir. Tabii ki canlarımız bunun karşılığında da bağış yaptıklarında da bunları da kabul ediyoruz. Ama dedemiz ve biz de hiçbir zaman için hizmet karşılığında bir para talebimiz olmamıştır. Devletten de böyle bir talebimiz yok. Yani dedemize ya da dedelerimize bir maaş bağlanması doğru değildir. Bizim toplumumuz dedelerine de, cemevlerine de sahip çıkabilecek bilinçli insanlardır. Çünkü yüzyıllardır bu inanç, bu yol bugüne kadar gelmiştir. Bugüne kadar devletin herhangi bir yardımı olmamıştır. Yani tüm inançlara eşit mesafede olmasını tabii istiyoruz. Bu cemevi başkanlığının kurulması da şu anki hükümetin kendine yanlış Alevi toplumu oluşturması amacıyla kurulmuş olan bir başkanlıktır. Bunu da tasvip etmiyoruz. Tabii başında kimin olduğu çok da önemli değil bizim için. Şu an yeni atanan bir daire başkanı vardır ki bu ülkücü camiadan gelen bir insandır. Direkt asimilasyona yönelik yapılmış biridir. Bu zaten Osmanlı döneminden de günümüze kadar yapılıyor. Çünkü bizim sert çeşmemiz olan pirimizin Hünkar Bektaş'ın dergahına 1800'lü yıllarda da Nakşibendi şekilleri atanmıştı. Yani bunun ondan çok da farkı yok. Kişilerin orada olması, kimin olduğu bizim için çok da önemli değildir. Yani A şahsı olabilir veya B şahsı olabilir. Çok da önemli değil ama işte bir ülkücü Alevi kimliğinde olan birinin oraya atanması da bunun zaten bu hükümetin düşüncesini açık ve net olarak ortaya koymaktadır. Biz tabii ki paralı dedeleri istemiyoruz. Neden istemiyoruz? Yani düşünün, Diyanet'te şu an imamlar işte cumaları Diyanet'in verdiği vaazları orada okuyorlardır. Aynı şekilde de bizde bu şekilde olacaktır. Alevi Diyaneti oluşmuştur ki bu da zaten ortadadır. Bizde hani cuma, perşembe akşamları cemler yapıyordur. İleriki dönemlerde tabii ki bu maaş alan dedelere yazılı metinler vererek topluma işte kendi düşüncesinde olan Türk İslam sentezine yönelik işte vaazlar verilmesi istenecektir ki bu da asıl büyük tehlikeyi ortaya koymaktadır. Biz bu olaya tamamıyla hem dernek olarak hem cemevi olarak hem Diyarbakır'da yaşayan Aleviler olarak karşı çıkıyoruz. Diyeceksiniz ki sizin dışınızda var mı? Evet, bizim dışımızda da cemevileri var. Bildiğim kadarıyla onlarla da görüşülmüş. Bazılarının isim bildirdiğini bize söylediler. Tabii tam olarak birebir bir şeyim yok ama tabii bunlar örgütsel yapı içerisinde, yani örgütlü cemevleri değil. Birçok cemevinde bu tür ilişkilerin kurulduğu da bir gerçektir yani. Ama biz bunu doğru bulmuyoruz. Bu türde yaklaşanları da yaptıklarında doğru olmadığını tasvip etmediğimizi de onlara bildiriyoruz. Alevilerin, hükümetin
Alevilere yönelik bu atağı, tabii olumsuz atağı diyeceğiz, karşısında tutumları ne olmalıdır, ne yapmaları gerekir? Yüzyıllardır bu yol günümüze kadar gelmiş, bundan sonra da tabii ki devam edecektir. Buna karşı bizlerin ne yapması gerekir? Tabii ki örgütlü bir yapı içerisinde yer almamız gerekir. İşte İçişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıllar içerisinde yaptığı araştırmaya göre işte Türkiye'de 1600'e yakın bir cemevi olduğu söyleniyor. Bu cemevilerin yaklaşık 300 tanesi örgütlü yapılar içerisindedir. Geri kalanları örgütlü yapı içerisinde değil. Tabii ki bu cemevilerin, yani o bağımsız cemevilerin, köylerde bulunan cemevilerin bu örgütlü yapı içerisinde alınması elzemdir. Bunlarla ilişki içerisinde olmamız gerekiyor. Tabii ki devletin olanakları çok. Yani biz belki oraya gidemiyoruz ama bunu yapmak zorundayız. Yani birebir bunlarla görüşüp devletin yaptığının doğru olmadığını, bir Alevi Diyanet oluşturma çabası içerisinde olduğunu ve kendi yandaş Alevilerini oluşturmaya çalıştığını da anlatmamız, topluma bunu bildirmemiz gerekiyor. Tabii ki şimdi bundan sonra Alevilerin yani bu ne yapması gerekiyor dersek de işte kurumlarımızda, cemevlerimizde, derneklerimizde yapılan sosyal kültürel faaliyetleri bu bölgemizde ya da bizim kendi açımızdan dersek Diyarbakır'daki yaşayan, köylerde yaşayan Alevileri ya da şehir merkezinde olup dışarıdan gelen Alevileri de bu yapı içerisine çekip örgütlü mücadele içerisinde almamız, bu Alevi bilincini, Alevi yolunun gerektiği gerekleri onlara anlatmamız gerekiyor. Tabii örgütlenmeden geçiyordur. Yol örgütlü olmadığımız müddetçe, dağınık olduğumuz süre içerisinde de bu tür saldırılara maruz kalacağız. Tek şey bu örgütlü cemevlerini gelip üye olup onları desteklememiz gerekiyor.